Şehir Konuşmaları. Şehir Konuşmaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Salih Gürbüz. Evet değerli dostlar, değerli dinleyenler, şehir konuşmalarında sizlerle birlikteyiz. 13 Kasım 2017 Pazartesi, saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Konya'mızdan, Anadolu'nun ortasından, güzelim şehrimizden, siz değerli dinleyicilerimizle bir saatlik hoş, güzel bir vakit geçireceğimizi umuyoruz. Çünkü bu vakti geçirmemize katkı sağlayacak olan, kendisinden bizleri istifade ettirecek olan, kendisinden bir saat boyunca yararlanacağımız değerli bir hocamız, değerli bir dostumuz aramızda. Sayın Osman Özdemir hocamla birlikteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlilerinden. Kendisiyle beraber önceden bir kere program yapmıştık. Güzel, hoş bir hasbihalimiz olmuştu yine. Ama hayli zaman geçti. Tekrar kendisini Radyo Gençlik çatısı altında şehir konuşmaları programında yine aynı şekilde ağırlamak bizlere güzel bir keyif vereceğini düşünüyorum. Siz değerli dostlarımızla programımızı hem Facebook ortamından hem de radyogençlik.com'dan ve Karasal'dan da 99'dan takip edebilir ve sevdiklerinize de bizleri dinleme fırsatı sunabilirsiniz, dinlettirebilirsiniz. Çünkü güzel bir program, güzel bir birliktelik sizleri bekliyor olacak. Değerli dostlar, konumuza öncelikli olarak hoş geldiniz demek istiyoruz. Adettendir. Eyvallah. Hoş bulduk sevgili Salih kardeşim. Size de yeni programınız ve yeni işiniz hayırlı mübarek olsun diyorum. Gerçekten sizi diğer programlarda da ilgiyle takip ediyorum. Güzel, güncel konulara değiniyorsunuz. İnsanın derinine nüfuz eden konulara değiniyorsunuz. Allah kolaylık versin diyorum. Allah emeğinizi yağlı etsin diyorum efendim. Amin. Hocam biz de sizleri ilgili takip ediyoruz. Yıllarca süren bir dostluğumuzun da tabii ki bu takipte önemli bir payı var. Sizleri tanıdığımızdan beri geçen o zaman içerisinde şehrimize ve ülkemize gerçekten katıldığınız programlarda da önemli katkılarınız oluyor. Gençliğe yönelik özellikle yaptığınız projeler ve çalışmalarınız, evet. Hem geleneksel kodlarımızı, kültür kodlarımızı ortaya çıkarmak anlamında ve yaşatmak ve bunları yeni nesle aktarmak anlamında önemli projelere imza atıyorsunuz. Hem de yitirmekte olduğumuz bize dair değerleri yeniden bizlere hatırlatmak için çabalıyorsunuz. Biz de bu çabalarınızı özellikle takdir ediyoruz naçizane. Belki de haddimize olmayarak. Üstadım, sizler herkes biliyordur belki ama takip edenler, isminiz, kendiniz biliniyor, takip ediliyor. Birçok projede aslında göz önünde olan birisisiniz. Ancak yine de radyomuzda, programımızda kısaca sizleri bir dinlemek, tanımak isteriz. Osman Bozdemir kimdir sorusunu sorarak. Osman Bozdemir, Konya Meram doğumlu. Çocukları seven, çocuklarla hasbihal etmeyi seven, onları yönlendirmek isteyen, çünkü geleceğin inşasının onlardan geçeceğine inanan birisi. Şu anda da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Yani benim işim biraz daha çocuklar, böyle gençler diyelim. Biraz da benim gelenekçi biraz yapım var. Onlardan uzak kalan çocuklara üzülüyorum biraz. Kendi çocuklarım da dahil yani. Bu çocuklar ruhsal dünyası biraz daha böyle karanlık. Çocuklar daha çok içine kapanık ve duyarsızlar. Bunun için bir takım çalışmalar, işte projeler üretiyoruz, yapıyoruz. Bunları konuşuruz ilerleyen dakikalarda diyorum. Bunlar için uğraşan, kendini bunlara vakfeden, mum dibini ne kadar ışıtır bilmiyorum ama diğer bu manada, bu mihmal üzere diğer çocuklara ışık vermeye çalışan, gayret eden bir kardeşinizim. Çocuğu merkeze aldığınız bir hayatınız var. Evet. Bu şansı da kendi çocuklarınızın da yaşadığını tabii düşünüyorum ben. Önemli bir şey bu. İnşallah mum dibini ışıtıyordur yani. Sizin oyunculuk ve meddahlık boyutunuz var. Özellikle yıllardır bu konuda özel emekleriniz var. Şehrimiz adına en önemli katkılarınız aslında bu alanda. Tabii ve çocuklar üzerine, az önce de ifade ettiğiniz üzere, önemli yatırımlarınız var. Çalışmalarınız var. Kafa yoruyorsunuz, ruh yoruyorsunuz, gönül yoruyorsunuz. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Bunlar tabii bir araya geliyor. Haliyle bir araya gelince neler oluyor? Nasıl projeler, nasıl çalışmalar ortaya, ne gibi ürünler ortaya çıkıyor? Ya
Şöyle, bunlar birbirine bağlantılı aslında. Siz işinizi sevmekle, uğraşınızı sevmekle bu başlıyor. İşte oyunlar, oyunculuk, meddahlık birçok kısa filmlerde işte rolümüz var. Hali hazırda meddahlık yapıyoruz. Bu meddahlık da biraz daha tabii çocukları hem eğlendirmeye yönelik, özü o zaten, hem de aslında burada bir değer çocuklara katma, bir değer verme, bunları çocukların öğrenmesini sağlama, işte bunu biraz daha modern versiyonu dramaya bunları uyarlıyorum. Yani şöyle, tamamen geleneksele bağlı kalmak istemiyorum. Çünkü artık biraz daha böyle dijitalleşen, modernleşen bir toplum yapısına sahibiz. Eğer tamamen geleneksel kaldığımız zamanda da orada kalıyorsunuz zaten. Çocuklara çok fazla ulaşılamıyorsunuz. Evet. Tabii. Bunları karma yaparak işte dramayı, çocuk oyunlarını ve o meddahlığı diyelim bir araya getirerek bir takım projeler, bir takım oyunları geliştirdik, yenileştirdik. Bunları çocuklar üzerinde deniyoruz, oynuyoruz. Bunlar çok beğeniliyor. Farklı görüyor çocuk tabii. Yani ilgisini çekiyor. Hocam, bugün de bir değerli hocamızla güzel bir hasbihal etme fırsatımız oldu. Mahalle kültürü, kaybolan mahalle kültürü, kaybolan şehir kültüründen bahsettik ve çocukların maalesef sokak oyunlarına da aslında artık çok fazla giremedikleri, sokak oyunlarında çocukları göremediğimizden de bahsettik. Çünkü eskinin mahallesi ve eskinin sokakları ortada kalmadı. Evet. Geçenlerde yine bir mevzu bahis olmuştu. Bir çıkmaz sokağa yolumuz düşmüştü. Çıkmaz sokaklar aslında çok önemli bir çıkardır bizim bu şu çağımız açısından değerlendirince. Çünkü güvenliğin ortadan kalktığı bir zaman diliminde eğer bir mahallenin birkaç tane çıkmaz sokağı varsa o sokaklar aslında o mahallenin güvenlik sibopları haline geliyor diye düşünmüştük, konuşmuştuk dostlarla bir ortamda. Hakikaten şu anda bütün sokaklar bir yerlere çıkıyor ama labirent gibi bir dünyadayız. Labirent gibi bir kent yaşamına mahkum olduk ve sokaklarda çocuklar da ister istemez oyun oynayacak alan bulamaz hale geldiler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl aşılıyor? Zamanın çocukları bunu nasıl aşıyor acaba? Ya şöyle, çok fazla aşamıyorlar aslında, onu söyleyeyim yani. Biz tabii eskiden çocukluğumuzda çok geniş alanlarımız vardı. Bağlarımız, bahçelerimiz vardı ve komşuluk ilişkilerimiz vardı aslında en önemlisi. Biz çok rahatça sokaklarda oynayabiliyorduk. Hem alanlarımız vardı hem de yani birimizin annesi fark etmiyor. Her birimizi gözetleyebiliyordu. Biz acıktığımızda Ayşe teyzenin evine girip bir yoğurt ekmek sürüp onu yedikten sonra tekrar sokağa çıkıp oynayabiliyorduk. İsterse annemiz babamız evde olmasın yani. Şimdi bu kültür yani şu öyle bir hale geldi ki şu anda işte günümüzdeki modern toplum, şehirleşme, teknolojinin gelişmesi, betonlaşma, oyun alanlarının daralması, asıl önemlisi komşuluk ilişkilerinin azalması ve bu noktada biz geniş aileden çekirdek aileye doğru, işte anne ve babalarımızdan ayrıldık yani, çocuklar dede kültürü de bu bağlamda görmüyorlar. Komşuluk ilişkileri de yok, oyun alanları da yok, güvenli oyun alanları yani sokaklar daha doğrusu güvenli değil. Güvenli yani. Evet yani dolayısıyla çocuklar sokağa aileler çocuklarını sokağa salmaya korkuyorlar aslında bu anlamda. Ve çocuklar evde televizyona, tablete, dijital oyunlara mahkum bir anlamda bırakılıyorlar. Bunun sonucunda çocuk ileriki dönemde sosyalleşmesi artıyor yani. Çünkü çocuğun sosyalleşmesi bebeklik döneminden zaten inşa ediliyor yani. Siz bunu tamamen yok ediyorsunuz yani. Ataerkil toplumdan o zaman ekran erkil topluma doğru yolculuğumuz evet, başlamış yani, oluyor. Tabii siz de bu konuda mahirsiniz yani, üstadsınız. Bu dijital, özellikle sosyal medya kullanımı noktasında da birçok seminerleriniz var, sunumlarınız var. Yani bundan alamıyoruz tamam çocukları. Buna göre neler yapabiliriz biraz aslında bunlar evet. Konuşulmalı diye bu düşünüyorum. Bu çıkmazın içerisinde çıkmaz nasıl bir yol bulabiliriz? Evet yani sonuçta binaları yıkıp park yapacak değiliz yani. Ne bileyim yolları tekrar keşke olsa yani, hani o lüzumsuz bir takım binalar yıkılsa tekrar oralar park alanlarına çevrilse falan. Ama asıl önemlisi komşuluk ilişkilerine geri dönsek yani. Komşuluk, akrabalık ilişkilerini yeniden canlandırsak yani, değil mi? Tabii, çocuklar çünkü akranlarıyla beraber o ortamları paylaştıkça aslında büyüyebiliyorlar, sosyalleşebiliyorlar. Üstadım hem öyle hem de şöyle. Biz ziyaretleri, komşu ziyaretleri diyorum. Yani sadece akraba ziyaretleri değil.
Orada farklı bir kültür aslında görüyor çocuk. Orada farklı bir çocuk yaşamı da görüyor. Yani farklı bir sosyalleşme o, evet, görüyor. Biz gitmiyoruz ki. Yani anne baba tabii çalışan yani hiç bir, ne komşuya gidiliyor. Ya işte üst 24 dairesiniz. Merhabalaşmaya korkuyorsunuz. Yani ben şöyle bir anı anlatayım. Yani ben bir apartmana taşınmıştım 2006 yıllarında. Biraz muzip tarafım var. İşte bir asansöre bindik bir amcayla. Yahu dedim, niye merhaba demiyorsunuz, bir gelmiyorsunuz? Yani dedim, şurada bir ay oldu, inmeyeyim cinmeyeyim, bir sorun bakalım. Ne insin ne cinsin kardeşim, ben ne bileyim sen, dedi adam mesela. Yani çok ilginç. Bu insanlar birbirlerinden artık korkar mı oldu? Korkuyorlar yani. Bilmiyorum. Tartıyorlar, korkuyorlar. Dolayısıyla hani yani şuna getireceğiz. Yine çocuğa dönelim biz bu anlamda. Çocuk ziyaret etmiyor. Farklı kültürleri görmüyor. Farklı sosyal hayatları görmüyor. Dolayısıyla çocuk kendi içerisinde, kendi evinde, kendi odasında. Evet. Yani bir de bırakın konulu komşuyu. Kendi annesine babasına bile uzak. Hatta uzak. Çocuk kendine bile uzak. Kendine bile uzak. Evet. Tamamen sanal verilen dünya. Yani çizgi filmler öyle. Hani eskiden yine bizim çizgi film... Ben de çok çizgi film seviyorum. Hala seyrederdim, evet, mesela. Evet. Yani ne bileyim. Red Kit, işte Tom ve Jerry falan. Yani bir takım şeyler de olsa. Duck amca. Yani. Evet. Pembe Panter mesela. Pembe yani Panter, çok. Evet. Ha. Yani ama... şimdiki dizilere, şeylere bakıyorsun, çizgi filmlere bakıyorsun, öldürme, silah, yine aynı canavarlar, efendim taciz, aşk, yani çizgi filmlerde yine bunlar var. Hocam hem çizgi filmlerde var aslında, bir hani bir de kitap okumayan toplumuz diyoruz, çocuklarımıza kitap okuyalım, kitap okutalım diyoruz. Seçkin yayın evleri diye bilinen belli başlı yerlerden mesela kitap tedarik etmeye gittiğimiz zamanlarda da herkesin ortak düşüncesi şu ki, yazılan o kitaplar acaba nasıl bir denetimsizlik ortamından çıkıyor ki canavarların, dinozor böyle koşturmaların, kabusların, hayallerin olduğu, yani metinsel boyutta, evet, hem de görsel manada kitaplar ortaya çıkıyor, basılıyor. Ve bunlar birkaç yaşındaki çocukların önüne ebeveynleri okusun diye üretiliyor mesela. Ben de bunlara şahit oldum yakın zamanda. Bir de böyle bir denetimsizlik var. Hem ekran denetimsizliği, hem kitapların da denetimsizliği. Hepsi bir araya gelince denetimsiz bir çocuk da ortaya çıkıyor haliyle. Kontrol edilemez de bir çocuk üremiş oluyor, türemiş oluyor belki, evet, de. Bu manada çocukların oyunlarıyla ilgili yaptığınız bir çalışma var. Bir eseriniz var. Evet. O eserde bu konuyla ilgili özellikle dikkat çektiğiniz noktalar nelerdi hocam? Ya şöyle, biz daha önceki programda da işte biz 2012 yılında küçük bir risale basmıştık. Çocukluğumuzun oyunları kaybolmasın, evet, diye. Onun üzerine de bir program yaptık. Şimdi, evet, bunu biraz daha genişleterek Harman Biş adında 100 oyunluk bir oyun illüstrasyonları çizildi. Şu anda baskıya hazır. İnşallah onu vereceğiz. Biz kitabın adı ne demiştin? Harman Biş. Onu da açıklarsınız daha sonra. Tabii yani açıklayalım. Evet. Harman Biş adı alt başlıkta da çocukluğumuzun oyunları yine kaybolmasın olacak. Çünkü bunların hakikaten her biri bir değer. Tabii içerisinde biz biraz az önce ifade ettiğim gibi günümüze uyarladığımız oyunlar da var. Biraz daha değişiklik yaptığımız oyunlar da var. Yani kültür aktarımına yönelik işte üç taş oyununu mesela buna yönelik bir oyun haline getirdik. Her köşeye bir isim verdik. Biz bunu değiştirebilirsiniz. Yani değerler ortaya koyabilirsiniz. İşte ben saygı, üç taş oyununu biliyor musunuz bilmiyorum. Üç taşınız var. Normalde iki kişiyle oynanan bir oyun. Biz bunu takım oyunu haline getirdik ve her bir köşeye isim verdik. Kültür aktarımında, yani içinde yaşadığınız şehrin kültürel değerlerini tanıtma anlamında her bir köşeye diyebilirsiniz ki işte Alaaddin Camisi. Evet, hatırlıyorum onu. Ekranlarda da yayınlandı, evet, ayrıca. Evet, evet, evet. Bunları yaptık. Yani çocuk hem oynayacak, orada eğlenecek, hem de Alaaddin Camisi'ni bilecek, Hazreti Mevlana'nın türbesini bilecek, yani Kapı Camii'ni bilecek, ne bileyim, ya da Meram Bağları'nı bilecek, Konevi Hazretleri'ni bilecek mesela. Küçük yaştan itibaren bu değerleri öğrenecek. Tabii, evet, yani bunları bilecek ve belki yani söyleye söyleye babasını annesini oraya bir götürüp ziyaret edecek. Belki kendiliğinden bir bilgisayar oynuyorum ama Kapı Camisi'ne işte diyor ki arkadaş, Mehmet sen Kapı Camii'ne git, sen Alaaddin Camii'ne git, sen Hazreti Mevlana'nın türbesine git. Bunları oynattığımızda işte yazın burada
Mustafa Öten İlköğretim Okulu'nda çocuklarımıza yaklaşık 15-18 oyun öğrettik. Çocuklar o mesela bu oyunu öğrettiğimde de işte gittin mi hocam bilmiyorum. İşte hani Kayalı Park'tan giderken ha hocam orası mıydı gördüm ama ismini bilmiyor. Mesela evet. Çocuk geçiyor ama ismini bilmiyor. Burada bir farkındalık da aslında oluşturuyorsun. Mesela oyunların işte dediğim gibi değerleri verebilirsin. Yani hoşgörü ben hoşgörüye gidiyorum. Mehmet sen hoşgörüye git yani. Bu değerleri de verebilirsiniz. Bu size kalmış. Böyle geliştirdiğimiz oyunlar var. İnşallah kitap çıktığında... Peki çocuklara bu gidiyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Değişik vasıtalar aracılığıyla da okullarda ders veriyorsunuz. Değişik atölye çalışmalarınız oluyor takip ettiğim kadarıyla. Çocukların, gençlerin, ayrıca öğretmenlerin, eğitimcilerin bu konuda fikirlerini aldığınız zaman, dönütlerini aldığınız zaman neler alıyorsunuz? Neler paylaşıyorlar sizlerle? Ya şöyle bu konuda çok büyük davet. Tabii biz biraz daha dediğim gibi dramayla bunu işin içine entegre ettiğimiz zaman, biraz daha hani modernize ettiğimiz zaman daha çok ilgi çekici oluyor. Yani çocuklara daha çok böyle nüfuz edebiliyorsun. Birçok okullara gidiyoruz. Bunun işte dediğim gibi yazın mesela özellikle 2 senedir Mustafa Ötenlik Öğretim Okulu Müdür Bey, Mehmet Bey sağ olsun davet ediyor. Orada biz çocuklar da bunun örneğini de yaşamış oluyoruz. Birebir görmüş oluyoruz. Oradaki oyunlardaki eksikleri de burada tespit etmiş oluyoruz. Yani orası iyi bir döner oldu yani bizim için. Fakat işin ilginç tarafı şu... Mehmet Bey'in ifadesi burada. Ya hocam işte bir veli arıyor. İşte biz üç taş oynadık, kocayak oynadık, şöyle oynadık, böyle oynadık. Sırf bunun için gelen çocuklar var. Yani bu arka tarafta tabii orada Kur'an eğitimi de yazda veriliyor. Bu onu da tetikliyor mesela. Çocuk buraya bunun için geliyor. Orada da aslında dini eğitimini de bu noktada almış oluyor aslında. Almış oluyor. Tabii biz oyunun içerisinde de biz bunu sıkıştırıyoruz, veriyoruz. Yani bir mesela alkış oyunu var. Orada çocuklar yazar okumayı, yazar olmayı, işte İslam'ı sevmeyi, güzelliği öğretiyorsun. Ve bunu hareketlerle yapıyorsun. Müthiş bir olay oluyor. Ben bunu büyüklere de oynatıyorum mesela. Burada en son Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir programı vardı. Orada Milli Eğitim Bakanlığı'nda daire başkanımızı da çıkarttık. Orada oynattık. Tabii müthiş. Sonra Ankara'ya davet ettiler falan. Müthiş dönütler olmuştu. Evet. O dönüt ve reklam arası var. Sonra devam edelim hocam. İnşallah. İsterseniz. Şehir konuşmaları devam ediyor. Değerli dostlar, değerli dinleyenler, Radyo Gençlik'te şehir konuşmalarındaki beraberliğimize Sayın Hocamız Osman Bozdemir ile birlikte devam ediyoruz. Dijital çağda çocukları ve çocukların oyunlarını konuşuyoruz. Çocukları anlamaya çalışıyoruz biraz da. Hocam son zamanlarda haberlerde özellikle dijital oyunlardan dolayı hayatını kaybeden çocuklara rastlıyoruz. Ve gündemde oldukça yer tutuyor. Buna geçmeden önce tabii reklamın arasına girmeden önce yapmış olduğunuz bir çalışmada özellikle Milli Eğitim'den önemli idarecilerin yetkililerini de sahneye çıkarıp oyunlara kattığını söylemiştiniz. Ona bir devam edelim, onun noktasını koyalım isterseniz. Sonra ya, bu sorumu yeniden yenileyim ben. Şöyle söyleyelim, oyun işte oyun olunca oyunun yaşı yok bu noktada. Yani o olaya girdiğiniz anda... bir farklı dünyaya giriyorsunuz aslında. Kim olursanız olun. Yani bugün hangi bürokratik görevde olursanız olun. O oyun ortamına girdiğiniz zaman kendinizi artık daha rahat hissediyorsunuz. Çünkü oyun hakikaten böyle bir özelliğe sahip. Yani insanı rahatlatan bir özelliğe sahip. İşte oynattığımız bürokratlar var. İşte bakanlık görevlileri var. Öğretmenli arkadaşlar var. Şöyle mesela akşam eve geldiğinizde bir çocuk sizin ceketinizden asılıp hadi kovboyculuk oynayalım dediği zaman at olup kişnemeyen bir baba yoktur diye düşünüyorum. Yani ne kadar yorgun olursanız olun onun o
gözlerindeki mutluluğu görmek uğruna ne, yorgunluğunuzu unutursunuz yani, onu söyleyeyim. Oyun hakikaten hem çocuklar hem de büyükler için ben önemli diyorum yani. Oyunun yaşı yok diyorum, öyle söyleyeyim ben. Oyun yaşı ve makamı ortadan kaldırıyor. Kesinlikle kaldırıyor. Özellikle yaşadığımız bu çağda makamın, mevkinin, maddiyatın, koltuğun fazlasıyla değer güya gördüğü bir zamanda bu değerleri, aslında değersizlikleri alaşağı edebilmenin önemli yöntemlerinden birisini de aslında işaret etmiş oluyorsunuz Sayın Hocam. Evet. Ne demiştik az önce? Bir soru sormuştum size. Oyun tehlikede olabiliyor. Kontrolsüz oyun. Kesinlikle öyle. Özellikle bizim geleneksel kodlarımızdan arındırılmış, farklı kafaların ürünleri olarak ekranlarda kendi başına çocukların bir odaya kapanıp saatlerce oynadığı oyunlar, dijital oyunlar özellikle çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine, manevi gelişimlerine, ahlaki gelişimlerine de zarar verebiliyor. Neticelerinde de ölümle sonuçlanabilecek belki de sonuçlara rastlıyoruz haberlerden de takip ettiğimiz üzere. Bu konuda düşüncelerinizi alsak ne dersiniz? Evet, şöyle söyleyeyim ben. Bu konunun en son 2-3 gün, geçen hafta içerisinde bir Almanya'da bir ölüm oldu biliyorsunuz. 14 yaşındaki bir çocuğumuz, Afyonlu bir çocuğumuz, Furkan Şen ismindeki bir çocuğumuz. Mavi Balina oyunuyla kendisini oyunun son hamlesinde, artık final sahnesine gelip orada intihar etmesi gerektiğini, komutunu veriyor ve çocuk intihar ediyor. Tabi aile buna çok şaşırıyor. Çünkü çocuk herkes tarafından sevilen, sevecen, hani böyle ılımlı bir çocuk konumunda. Ama bir oyunun o çocuğu ya da farklı, yani kim olursa olsun robotlaştırdığını burada görüyorsunuz. Normal bir insan tutup durup dururken, 14 yaşındasın yani, hani bir çocuksun daha, yani öyle söyleyelim. İntihar ediyorsun. Oyunun son level'ı bu. İntihar. Demek ki burada şu da var. Allah korusun. Yani bu oyun belki bir dijital savaş, artık yani biliyorsun göğüs göğüse muharebe yok şu anda. Evet. Şimdi böyle oyunlarla düşünsene, milyonlarca insan canlı bomba haline getirebilirsiniz yani. Sadece kodlamayla, oyunla. İşte şu son level atladığın, şunu yapacaksın, gideceksin işte Alaaddin Camii'ni bombalayacaksın, patlatacaksın orada kendi dediğinde, bunu yapacak o zaman bu çocuk. Bu bir insan. Düşünün, hiç robotlardan falan bahsediliyor ama artık robotların çağı belki de eskide kaldı ya da hiç belki de tedavüle bile sokulmayacak. Robot insanlar yani, düşünebiliyor evet musun? Ama robotlaştırılmış insanlar. Bir oyunun gücü. Bir oyun ya. Evet. Yani ben gerek yok yani bomba, tank, yani böyle bir oyun üreteyim ben. Ve bu oyunları beyinlere zerk edeyim. Artık ne yapılıyorsa şey söyleniyor. Tabii bu oyun Rusya menşeli olduğu söyleniyor. Ve çocukların işte şifrelerini vesairelerini ele geçirip, bilgileri ele geçirip belki tehdit yoluyla bunlar yaptırıldığı söyleniyor ama işin alt boyutunda başka şeyler de olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz bugün telepati, hani o enerji, hipnoz dediğimiz olay. Bunlar belki oyunun içerisinde kullanılıyor, bilmiyorum ya. Daha önce de vardı yani GTA vesaire, şunlar bunlar, savaş. Yani öyle oyunlar var ki işte, yani bakın sizi nasıl, değerlerinizi çocuklar nasıl duyarsızlaştırıyorlar. Çocuk oyunu oynuyor, level atlayabilmek için cami patlatıyor. Birilerine tacizde bulunuyor. Müslüman öldürüyor. Başı kapalı birilerini öldürdüğü zaman daha çok puan alıyor. Yani böyle oyunlarla yani çocuklarımız ele geçirildi aslında. Çocuklarımızın ruh dünyası ele geçirildi ve ruhsuz çocuklar hakikaten ortaya çıktı yani. Değersiz çocuklar. Değer, yani değer yargısı yok çocuğun. Değerini yitirdiği anda zaten. Yani değer yargısı yok çocuğun tabii. Evet. Yok. Yani ruh yok. Bir şey yapıyor, niye yapıyor onu bilmiyor yani. Yok, ya önünde acı bir olay var. Yani bir hani ondan dedi ki duyarsızlaştık biz eskiden, yani bir mahallemizden 2-3 defa geçen bir arabaya hemen müdahale ediliyor. Yani dur bakayım sen niye geçiyorsun falan filan diye çocuklar, arkadaşlar birleşip arabanın önünü kesip yani çok iyi hatırlıyorum, askeri bir arabaydı mesela, bir hafta sonu 4-5 defa geçince biz şüphelendik, hemen dur bir, hani mahalle bir evet, deliği de evet, vardı ya evet. Nedir ne değildir falan. Şimdi yani yanında kadın öldürülüyor, çocuk öldürülüyor, işte geçen çocuğunu yani ve silahla öldüren bir vatan, herkes seyrediyor yani, bir şey yok.
böyle duyarsız bakıyor, çekirdek çitliyor yani. Facebook yani hemen sosyal paylaşıyor. Medyada paylaşma şeyi hissediyor falan. Yani bir şey de yok. Ha öldü, öldü bitti yani. Ölümün bile artık yani ölüm ki en son nokta, onun bile artık basite indirgendiği, hiçbir şekilde bir değerinin olmadığı, aslında en önemli nasihat olarak aslında üzerimize almamız gereken ölüm bile insanların anlık beğeni uğruna paylaşım yapabilecekleri bir şey oldu bir yani. Şey, bir, şey yani bir şey yani. Bunu şey demek yani. Çok zor ama bir şey oldu. Ha. Evet. İşte bu oyunlarla biz şimdi yani bundan bir kere yani tamam, geleneksel oyunları ben savunuyorum. Sokak oyunlarını bu noktada savunuyorum. Çünkü çocuğun sosyalleşmesi sokakta oluyor yani. Başka bir yerde değil. Farklı yapıdaki çocuklar, farklı kültürdeki çocuklar öyle diyelim, ya da farklı sosyal statüdeki çocuklar, babası annesi farklı statüde olan çocuklarla sokakta siz bir arada oluyorsunuz yani. Onları görüyorsunuz, iyi ve evet, kötü. Kaybetmek, kazanmak. Yani engelleri mutlu olmak, kaldıran bir ortam sokak. Tabii. Çünkü ama eskinin sokağı işte. Evet. Nasıl camide aynı safta her türden insan, hani makamsız mevkisiz saf olup cemaat olup namaz kılabiliyorsa, aslında eskinin sokaklarında, bizim zamanımızın sokaklarında da çocuklar hangi aileden olursa olsun, nasıl bir geçmişi, nasıl bir yaşantısı olursa olsun, bir arada bir şeylerini paylaşıp oynayıp gülebiliyorlardı. Ama işte o ortadan kalktı. Zenginin çocuğu şimdi zenginle oynuyor belki de, o da oynayabiliyorsa. Fakirin çocuğu fakirle, işte öğretmenin çocuğu öğretmenle, işte falan filan, köylünün çocuğu köylüyle, inanılmaz bir şekilde. Ayrıca insanlar arasında da kutuplaşmalar arttı. Aslında sokağın, güvenli sokağın hayatımızdan kalkmasıyla beraber, güvenli mahalle ortamının hayatımızdan kalkmasıyla beraber diyebilir miyiz bunu? Ya şöyle diyebiliriz ama şu var, inanın bu çocuklar da oynamıyor. Yani hani sosyal statüsü yüksek çocuklar birbirleriyle de oynamıyorlar yani. Oynamıyorlar yani. Evet. Birlikte sokağa çıkıyorlar. Sokakta tablet oynuyorlar. Düşün. Tamam. Evet. Şimdi şöyle, benim çocuğum çıkıyor sokakta, atıyorum yani bir küçük bir telefon, yani oyun indirebileceği bir küçük telefonla çıkıyor. Onun çocuğu tabletle, işte büyük markaların isimlerini vermeyelim burada, o tablet, fark bu sadece yani, fark bu. Yani birisi, şöyle söyleyelim artık, 300 liralık bir telefon ya da tabletle oynuyor. Birisi 3000 lira. Birisi 3000 liralık telefon ya da tabletle oynuyor. Ya birbirleriyle yine iletişim, evet, yok. Sokağa, evet, çağırıyorlar, evet. Tamam. Çıkıyor anne, tamam. Ya bakıyor işte balkondan, oturuyoruz biz Ahmet'le, Mehmet'le. Tabii sokaktalar ama o sokakta oturuyorlar. Yan yana. Bilgisayar oynuyorlar. Oyun mu oynuyorlar? Tablet oynuyorlar. Ya ne oynuyor bilmiyorum. Neyse. Yani. Tablet oynuyor. Neyse yani, bir oyun oynuyorlar. Evet. Sonuçta tablet oynuyorlar. Yani o oyunları da bilmiyorlar bu çocuklar. Sokakta ne oynayacaklarını da bilmiyorlar. Yani. Ya bir de en büyük problem, eskiden oynanan oyunlar zaten dediğiniz gibi eğitici, öğretici, bir kültür aktarımı yönü vardı. Yani çocuğu yetiştiriyordu, öğretiyordu. Oyun öğretmen gibi bir şeydi aslında. Ama şimdi günümüzün çocukları ve ayrıca anne ve baba o oyunlarla büyümüştü. Şimdi çocuklar, anne ve babalar, o oyunlarla büyüyen anne babalar, şimdiki çocukların oynadığı oyunlardan habersizler ve o oyunların içeriğinden de habersizler ve nasıl oynanacağını da bilmiyorlar. Hani kuşak kuşak farkı derler ya, yani artık kaç tane kuşak, kaç milyon tane kuşak farkı var bilmiyorum arada. Belki yaş arada 20-25 yıldır belki, ama ciddi derecede anne babalar çocuklarının dünyasından çok uzaklar. Kesinlikle. Bu da büyük problemlerin doğmasına sebep oluyor diye düşünüyorum şahsen. Evet, yani az önce onu söyleyecektik. Yani siz bilgisayardan, yani bunu uzak tutamazsınız ya. Yani bu 2 kere 2 4. Ama o zaman ne yapacaksınız? Bir kere hani çocuğu zaten anlamak, yani çocuğun siz çocuğunuzu anlayamazsınız. Bilmezseniz zaten onu yönlendiremezsiniz yani. Şimdi bir bakalım çocuğumuzun ilgisi, alakası vesairesi ne? Hangi oyunlar oynuyor? Bir bakalım. Yani sürekli oynadığı oyunlar ne veriyor, ne alıyor? Çok önemli. Çok önemli. Bunu bakalım. Yani bu, şimdi şu, oğlum tablet oynama, oyun oynama. Bunu demek çocuğa, yani biz kendimizden de, biz insanoğluna ne kadar yasak koyarsanız onun ne kadar o kadar da cazibesini arttırırsınız yani. Burada da cazibeyi arttırmaktan ziyade doğru kullanımı aslında öğretmek gerekiyor, tamam mı? Yani önce ya mesela çocuk bilgisayar istedi, ilk bilgisayarını aldınız çocuğa. O gün o çocuğun doyasıyla onunla gece yarılarına kadar fark etmiyor, doyasıya onunla oynamasına izin vermelisiniz. Sonrasında ne yapacaksınız?
Sonrasında oturacaksınız, konuşacaksınız. Yani bunun bir kuralı olduğunu, şu kadar oynanması gerektiğini, şunlar şunlar olursa bu oyun saatinin şu kadara çıkacağını, burada şunların sadece oynanabileceğini belki. Ya bu kuralları oturup birlikte karar vermeli, birlikte oluşturmalısınız. O mihmal üzere de çocuğun ne oynadığına dikkat ederek, peki bu anlamda pedagoglardan yardım alarak o çocukları o oyunlara yönlendirmelisiniz. Ha, ben şunu belki soracaktınız ama şöyle söyleyelim. Özellikle bakanlığımızın bu anlamda çalışmalar yapması gerek. Spor Bakanlığı'nın, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın bu bağlamda çalışmalar yapması gerektiğine inanan bir insan. Yani tamam, projeler yapıyorsunuz, projeler çıkıyorsunuz, işte birileri gidiyor projelerle kampa gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor, işte oyun oynanıyor, tiyatro oynanıyor vesaire vesaire. Ama asıl şunu görmemiz gerekiyor bizim. Dijital çağdayız. Çocuklarımızın hepsi en ufağı cep telefonuyla bu dünyanın içerisine giriyor, oyunlar oynuyor. O zaman biz bunu nasıl kullanabiliriz? Yani ben Müslüman öldüren bir oyundan ziyade en azından işte şimdi mesela bildiğim bir tane var. Nusret diye bir oyun Spor Bakanlığı geliştirdi. Nusret Mayın gemisinden, evet, yola çıkarak. Ha, böyle güzel bir oyun var. Şimdi bunun daha ileri seviyesini yapılabilir. Diğer aktarılan projelerin, yani para aktarılan projeleri bir kısmı iptal edilerek büyük bir yatırım bu anlamda bu alana çok önemli yapılmalıdır. Evet. Ya uzaklaştıramazsın hocam. Ha, bizim mesela kitapla birlikte böyle bir projemiz var. Yani bu oyunların bir kısmını özellikle dijital dünyaya aktarmak. Yani üç taş oyununu dijital dünyaya aktarmak. Ne bileyim, çivi oyunu vesaire, birçokları aktarıldı. Yani daha doğrusu çokları demeyelim de 2-3 tanesini aktarmaya başardılar. Küçük basit oyunları. Bunları dijital dünyaya da aktararak en azından çocuklar o dünyadan da bu oyunlarda haberdar olsunlar diye düşünüyoruz. İşte dediğim gibi mesela Türkiye'de Zula diye bir, işte İstanbul'da bir firma bu GTA benzeri bir oyun üretti. Yine vurdulu kırdılı vesaire ama en azından Müslüman öldürmüyorsun yani burada. Yani böyle bir durum var. En azından level atlamak için camiyi bombalamıyorsun. Evet. Ve birçok çocuk bu oyuna doğru evrildi. Bu bu güzel bir taraf. Şimdi bunu nasıl geliştirebiliriz? Yani daha çocukları şiddetten uzak daha iyiye nasıl yönlendirebiliriz? Bunu bu bağlamda nasıl geliştirebiliriz'e bakmamız demek lazım. Demek ki yazılım şirketlerine, bakanlık nezdinde, özellikle Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yani, hatta önemli işler düşünüyor. Kesinlikle. Yani hayatımızın bir gerçeği. Gerçeği hocam. Onunla yaşamayı, düzgün bir şekilde nasıl yaşamayı ve çocuklarımızı onunla nasıl kontrol altında yaşatmayı ya da oynatmayı becerebiliriz. Aslında bunun formülünü aramak gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz önemli noktalar bunlar olsa gerek herhalde. Evet. Çıkış yani, yolları. Biz gerçekten geç kalıyoruz aslında. Onu söyleyeyim yani. Yani biz mesela çocuk kitapları konusunda da çok geç kaldık. Yeni yeni artık çocuk kitapları üretilmeye başladı. Değerli yazarlarımız işte Vural Kaya 2016 Çocuk Edebiyatı Ödülünü aldı mesela. Biz derken oradan kastınız işte bu Anadolu'nun değerlerine, milli manevi köklerine hakim insanların çocuk edebiyatı alanında eser üretmesini kastediyorsunuz herhalde, öyle mi? Ya, genel anlamda, politika anlamında da bunu söylüyorum. Evet. Eser üretme anlamında da bunu söylüyorum. Yani biz hükümet politikası olarak da bu anlamda hep geç kalıyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani edebiyatçılarımız da işte çocuk alanına girmekten korkmuşlardı. Şimdi işte yeni dedim evet, ya yani girmeye başladılar. Vural Kaya'nın özellikle gerçekten kitapları, özellikle onu da belirtmek lazım. Takip edilmesi lazım. Ebeveynler için de önemli bir dipnot, evet, olsun işte programda. Evet, işte bunun güzelliğini taşlandırdı zaten. Çocuk Edebiyat Dalı'nda Yazarlar Birliği'nin ödülünü aldı. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Maalesef bakanlık da işte dediğim gibi yani... Mesela çizgi film sektörü. Evet. Yani bu sektörde yokuz biz. Yani çok önemli bir sektör. Takip ediyorum. Aynı diziler, aynı çizgi filmler döndürüp. Mesela bir üretim yok. Güzel şeyler var ama sınırlı ve kısıtlı kalıyor. Kısır bir döngü var. Yenilenmiyor dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi. Çok aktif değiliz.
özellikle değerlerimizi aktarma, bize tanıtma anlamında, bizi çocuklarımıza tanıtma anlamında çok sığ kalıyoruz. Yani neden acaba bu kadar? Elimizi kolumuzu hocam, bağlayan bir şey de yok aslında ama yani üretim bandına gelince iş herhalde orada bir aksaklık meydana geliyor. Ya şöyle, belki bu noktada hani her şeyi devletten de beklemeyelim, yani onu da söyleyeyim ama şirketler buna yatırım yapmıyorlar. Gerekli parayı belki proje yapacak çok değerli arkadaşlarımız var. Dert hocam herhalde. Hani hep dönüp dolaşıp Müslümanın ya da yani ya bu topraklarda yaşayan insanların diyelim dertlenmesi lazım, derdi olması lazım. Bizi buralara getiren bir dertti, bir gayeydi. Herhalde gayesizliğimiz ve dertsizliğimiz belki de bizi belki de bu anlamda kısır bırakıyor da denilebilir mi bilmiyorum. Yani. Denilebilir. Evet. Yani biz buna çok gereksiz bakıyoruz belki de yani. Yani ama ben anlamıyorum. Yani adamlar yani hayır şeyde bu muhafazakar cenah da sosyal medyadan işte bu vay efendim şu çizgi filmde şu saklıymış, bu çizgi film işte Aslan Kral, çocuklar çok beğeniyor ama Aslan Kral içerisinde işte 25. karede şu varmış, bu varmış, aman çocuklarınızı bundan uzak tutun, bundan. Şimdi diyorum ki ben bu arkadaşa da, ya tamam uzak tutalım, sen şuraya bir $1,000,000 bir para yatıralım, güzel bir çizgi film yapalım. Biz araya 25. kareye sıkıştıralım. Orası sürekli Allah desin. Cami şöyle yansın, gelsin. Çocuklar o cami olgusu. Yani şurada işte doktorlar söylüyor. Tam şu alnımızın da kısmında. Evet, 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 evet. Yani buradaki bütün her şeyi çekiyormuş mesela. Onu söyleyeyim. Evet. Bunu yapsın. Diyor ya falan. İşte ya o üçüncü ya. Gözü tabii açık kaldıysa bu memlekette, bu dünyada da o üçüncü gözü açık tutacak bir şeyler de lazım. Yani bu adam bizim evet. Bizim İslamcı cenah buna çok fazla yanaşmıyor. Yani ben şimdi mesela Konya Büyükşehir Belediyesi Emir Ay diye bir çizgi film yapmıştı 2 sene önce. Şimdi akıbeti nedir bilmiyorum. Yani TRT ile güzel bir çizgi filmdi. Konya'nın değer bir çocuk gözüyle Konya'nın değeri anlatılıyordu. Ya güzeldi. Aziz Furkan Karakuş kardeşim. Tek bölümlük mü? Birkaç? Yo dizi böyle öyle çizgi mi? Film şeklinde evet yapılmıştı bilmiyorum yani mesela. İşte güzel bir projeydi bence yani. İsmini bir daha alsak. Emir Ay. Emir Ay diye bir film. İşte Konya'dan bizim değerli bir kardeşimiz yani. Bu konuda da Aziz Furkan Karakuş. Bir şeyler yapılıyor ama bunu takdir etmekle birlikte devamı neden gelmiyor? Gelmiyor aslında. Hocam. Soru bizim sormamız i̇şte gereken sorduğumuz soru bu. Bu yani niye öyle onu da bilmiyoruz. Hocam zaman kısalıyor. Kısa kısa aslında değindik ama size birkaç da sorumuz olsun. Bilgisayar mı yoksa sokak mı dersek ne dersiniz? Az önce bunu ifade etmiştik zaten. Evet. Yani tabii siz, yani. Evet sokağı herhalde. Sokağı baz alıyorum ama bilgisayarda reddetmiyorum. Hayır demiyoruz. Evet. Reddetmiyorum yani. Hangi yaştaki çocuklar hangi oyun oynatalım? Çok annelere babalara ne dersiniz yani özellikle? Hocam tabii her yaş grubunun farklı oyun türleri var. Aslında en basitinden ya şöyle bir iki örnek ver. Ya şöyle örnek verelim. Yani ufak bir mesela 2,5 yaşındaki bir çocuk işte küçük logoları oynuyorsa bu 4-5 yaşında o logolarla yine oynayabilir öyle söylerim ya da oynar ama bu sefer ne yapar şekil değiştirir yani oyunun ana malzemesi o logolar olmaz da o logolardan uçak olur mesela o logolardan araba olur mesela onu söylemeye çalışalım yani daha sonra ilerledikçe yaş çocuk biraz daha grup oyunlarına işte 6 yaşından sonra anaokulu seviyesine geldiğinde çocuklarımız daha çok grup oyunlarını çok seviyorlar. Yani birlikte işte futbol oynamak, voleybol oynamak, yani takım oyunları dediğimiz, grup oyunları dediğimiz oyunlarda oynamak. Bireysel oyunlardan biraz daha sıyrılıyorlar. Daha çok grup oyunlarına yöneliyorlar. Bu bağlamda yaş gruplarına göre dediğimiz gibi şimdi şeyler çıktı mesela onlar da gerçi yurt dışı menşeili birçok oyun ama birçok oyununda temelinin ben bizim geleneksel oyunlarımızdan aldığını görüyorum mesela. Bir tane oyun var tam ismini hatırlamayacağım ama orada aynı 9 taş bizdeki 9 taş biliyorsunuz 9 tane rakip 18 taş var oyun alanında 3 taşı yan yana getirdiğiniz zaman rakibinizin bir taşını yiyorsunuz. Şimdi bu adam ismini değiştirmiş çok da yüksek paralara satıyor. Değişik renklerde işte küp var, kare var, dairesi var bilmem ne var. Tahtadan yapıyor bunu. İşte o kareyi yan yana getirdiğinizde rakibinizin bir karesini alıyorsunuz. Ne bileyim bu oyunu devşirmiş mesela. Avrupa yani baktığınız zaman Avrupa ama
Sizin dokuz taşınızla neredeyse aynı yani. Biçimsel değişiklik. Yani. Biçimsel değişiklik. Bizi bize satıyor. Sadece. Bizi bize satıyor öyle evet. Söyleyeyim mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Bu işte bu oyunlar işte engel diye bir oyun var. Bu oyunlar işte bizim eski Mangala oyunumuz var mesela biraz daha böyle çocuk hani zihin matematiksel anlamda. Matematiksel anlamda. Bunlar materyalli oyunlar evet. Öyle söyleyelim yani bireysel ve iki kişiyle üç kişiyle oynanabilen dört kişiyle oynanabilen bir takım oyunlar var. Bunlar oynuyor ama dediğim gibi yani 6 yaş anaokulu seviyesine kadar çocuklar bireysel oyunlar oynuyorlar. Ondan sonra da takım oyunlarına doğru yöneliyorlar. Şöyle bir sonuca da gidebilir miyiz? Ya da gitsek nasıl olur? Okullarda aslında hani seçmeli ders edebiyatı çok yapılır ama en azından seçmeli ders olarak hani beden dersleri var tabii ki ama çocuk oyunları ya da oyun saati, oyun dersi gibi ders olsa keşke ilkokulda, ana sınıfında, okul öncesinde, ortaokulda dahi hatta lisede muhakkak o oyunlar oynansa, oynanıyorsa başlarında öğretmen gözetiminde, öğretmenlerin özellikle anlatarak beraber hatta duruma göre velilere kurs bile verilse anneleri babalar hani okullar hayat olsun projesi var biliyorsunuz. Bu manada anneler babalar da çocuklarıyla vakit geçirebilmesi için onları tanıması, onları bilmesi lazım. Bilmeden anne baba çocuk oynayacak ama ne oynayacak ya da çocuğuma bir şeyler vereyim aktarayım ama nasıl aktaracağım bilmediğimiz şeyin yabancısıyız öğretemeyiz ki doğru değil mi? Evet yani şöyle yapılacak söyleyeyim yapılacak çok şey var aslında. Kesinlikle var şöyle bizim bir projemiz vardı işte bu İsmail Özkan diye bir kardeşimiz var birlikte bu anlamda çalışmalar yapıyoruz işte kitabımızın tasarımı vesairesi kendisine ait. Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak, bir proje yaparak özellikle sınıf öğretmenleri bazında bu geleneksel çocuk oyunlarını onlara öğretmek. Bu bağlamda Meram Belediyesi tabii biz bunu düşünürken yani siz düşünürken birileri de bunları yapıyorsunuz. Başkaları da düşünüyor onu. Bu güzel gelişti. Önemli bir şey. Kesinlikle güzel. Yani siz bir an önce harekete geçmelisiniz. Düşündüğünüz şeyi harekete geçirmek demek, zorundasınız. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hızlı akıyor hayat yani. Siz düşünüyorsunuz. Karşıdaki de onu düşünüyor. Meram Bilim Kurdu diye bir proje yaptılar. Burada Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü ile yaptığı bir protokol imzaladılar. Tabii henüz bize müracaat etmediler ama ne yapılabilir hususunda. Böyle bir projenin yapılması beni çok yani sizin düşündüğünüz bir şeyin ortaya çıkması demek ki doğru bir noktaya temas ettiğinizi göstermesi açısından bu benim için güzellikti. İyi bir şeydi. Oradaki öğretmenlere bu çocuk oyunlarını, sokak oyunlarını öğretecek bir proje. Kim öğretecek onu bilmiyorum. Bu benim için güzel. Bu şeye benziyor işte yurt dışında bu neydi bu Mr. Wolf diye bir şey var. Orada sokaklarda oyun yapıyor. Okullarda oyun oynuyorsunuz, oyun öğretiyorsunuz falan. İngiltere'de ya özellikle. Bay Becerikli var mesela. YouTube'da acayip bir fenomen. Evet. Benim oğlan Bay CC falan diyor ona. Dili o kadar dönüyor. Seviyor. Orada şekiller yapıyor, oyunlar öğretiyor, bir şeyler yapıyor. Kartonlardan kes, yapıştır falan. Yani çocuğun bilinçaltına o gidiyor. İnanılmaz zevk alıyor ondan. Evet. Demek ki küçük yaştan itibaren çocuklar oyunlardan inanılmaz zevk alıyor. Bu bir gerçek. Bunu biliyoruz kesinlikle, zaten. Herkesin kesinlikle. Bildiği bir şey. Ya. O zaman... Biz bunu nasıl öğretiriz? Bize yakın kodlarla nasıl yeniden kodlayıp piyasaya sürmeyi becerebilirsek? İşte bu bir başarı. Belediyelerimizin yapması, teşvik etmesi çok önemli bu açıdan. Ya bence yani yatırım şu, geleceğe biz hep şunu kaybettik üstad. Bunu hep öteledik. Yani insana yatırım yapmıyoruz biz. Evet. Ya bizim en büyük eksikliğimiz bu. Yani biz yani insanı kendi haline bırakıyoruz. Ham hum şaralop öyle söyleyelim artık. Böyle gidiyoruz. Ya biz insana gerçekten yatırım, geleceğimizin inşası için insana yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim hep ıskaladığımız şey bu. Bunu becerdiğimiz anda, bu çocukluktan itibaren işte bu geliyor. Bunu becerdiğimiz anda zaten bambaşka bir Türkiye oluruz yani. Onu söyleyeyim. Evet. Yani ağaç yaşken eğilir. Evet, ağaç yaşken eğilir de biz seyredip duruyoruz. Eğilip duruyor işte. Yani onu dik tutabilmek, güçlü tutabilmek, köklerini sağlamlaştırabilmek adına ne yapıyoruz değil mi? Tabii işte. Yani ne kadar yatırım yapıyoruz? Biz bunda eksiyiz. Bunu kesinlikle ötelemememiz gerekiyor. Oyun ödev ilişkisine gelince, yani neticede bir de bu çocukların, özellikle okul çağındaki çocukların okul diye bir durumu var. Okul diye bir dertleri var. Evet. Ya Avrupa'da eskiden, ya hala devam ediyor mu bilmiyorum. Çok fazla Avrupa eğitim sistemine hakim değiliz ama yemişim Avrupa'sında tırnak içinde bir kenarda da dursun o. Kimi anne babalar, ebeveynler mesela çocuklarını okula göndermiyorlar.
imkanlar çerçevesinde belli derslerde matematik, fen, sosyal neyse 2-3 ana derste eğitimlerini veriyorlar. Hani bir yandan avantajları var, bir yandan dezavantajları var tabii ki. Sosyalleşme anlamında düşünecek olursak da. Günümüzde tabii bir de okul derdi var, ödev derdi var. Her ne kadar yıllardır çocuklara ödev vermeyin, öğretmenler sıkıştırılıyor falan, sürekli gündeme geliyor. O da bir derttir yani. Ödevsiz öğrenci mi olur, okul mu olur tabii ki de, ama ödev, oyun deyince ne oluyor? Tabii çocuklar hep oyunları tercih ediyor gözlemlediğimiz kadarıyla. Pek ödev yaptıkları yok da. Siz ne dersiniz bu konuda? Yok, şöyle aslında bu kültürü ben gerçekten sınıf öğretmenlerinin bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödev kültürü, ödev yapma kültürü demeyelim de sorumluluk bilincini yerleştirme mevzusuna diyelim. Evet. Yani şöyle, öğrenci sorumluluğu nedir? Ödevini, derslerini yapmaktır. Bir kere bu bilinci başta öğretmen, çünkü ebeveyn ne olursa olsun, bakın ebeveynin önündeki titir de ne olursa olsun. Evet. Yani söylediğiniz zaman, ben mesela bununla şöyle bir anım anlatayım. Daha sonra da ben güzel bir hikaye var, onunla artık programı sonlandırmak istiyorum. Doğan Celoğlu'nun bir anısı. Yani üniversitede okurken bir hocamız vardı. Bunun bir oğlu var, ana sınıfına gidiyor. Bir gün diyor cumaya geç kaldık. Tam geçeceğiz, kapıdan gireceğiz. Oğlan ceketimi çekti. Baba şu anda Noel Baba nerededir dedi diye sordu. Ne bileyim oğlum, cehennemin dibindedir herhalde dedim. İçeriye girdim dedi. Namazı kıldık, sonra baktım çocuk dua ediyor. Allah'ım ne olur Noel Baba'yı cehennemden kurtar. Allah'ım ne olur. Oğlum hayırdır niye? Ya baba demiş. Çocuk da çok zeki. Yani 5 yaşında ut çalan kanun çalan bir çocuk. Keman çalan bir çocuk yani. Çok zeki bir çocuk. Evet. Oğlum niye öyle? Baba, Noel Baba çok iyi bir insan. İşte çocukları çok seviyor. Hediyeler getiriyor. Yani. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Onun cehennemde olmasını ben istemem. Onun için dua ediyorum diye. Hemen evet. Diyor gittim ana kolundan aldım. Başka bir ana koluna verdim dedi. Böyle bir yapı var. İşte onun için bu çok önemli. Yani bu sorumluluğu vermek zorundayız. Şimdi ben mesela çocukların daha çok benimle ödev yapmak istiyorlar. Çünkü şöyle, ben hani ödevini yaptan ziyade saat koyuyoruz. Yarım saat ödev, yarım saat oyun. Çok belki güzel. 40 dakika oyun. Bir oyun oynuyoruz orada. İşte at oluyoruz, kovboy oluyoruz, ne bileyim başka bir şey oluyoruz, bilmem ne. Yani her türlü kılığa giriyoruz ya da dediğim gibi mangala gibi değişik zeka oyunları var. Bunları oynuyoruz. İşte engel, mangala vesaire. Bunları oynuyoruz. Sonra tekrar hadi bir daha ödeve dönüyoruz. Onun için bunu çocuklar seviyorlar. Bunu şöyle, Doğan Celoğlu'nun bir hikayesi var. Onunla bitirelim. Ben bir şey diyeyim burada. Nasıl kadın aile eğitim kursları oluyor belediyelerimizden. Belediyemizin Komey'i de çok güzel çalışmalar yapıyor. Gerçekten hele Konya Komey projeleri çok hoşuma gitti. Bu sene özellikle inceledim detaylarını. Tüm Türkiye'de, hatta Milli Eğitim Bakanlığı Komey'i örnek alıp çocukların sinemasına, müziğine yönelik inanılmaz yatırımlar yapılabilir. Özel bir çalışması var. Bu oyunlar konusunda da ebeveynlere kurslar düzenlenebilir. Yani bakanlık da düzenleyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ya da belediye, bu üç kurum birbirleriyle işbirliği içerisinde ortaklaşa. Yani çocuklarına bir şey verme kaygısı olan anne babalar en azından gider bu kurslara. Yani ben mangalayı bilmiyorum, biliyorum. Fen öğretmenleri, matematik öğretmenleri, sosyal bilgi öğretmenleri okullarda kurslar veriyorlar. Çocuklara aynı satranç kursu gibi bunların kursu veriliyor hocam. İşte yeni yeni verilmeye başladı. Her öğretmen de bunları bilmiyor yani. İzcilik gibi bir şey yani. Her okulda bir tane izci lideri vardır ya da yoktur gibi. O yüzden bunları anne babalara öğretmek lazım. Dediğiniz gibi ünvanı, makamı, şöhreti ne olursa olsun herkes gidecek aslında. Yani eğer çocuğunu düşünüyorsa, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsa, sadece çocuğunu düşünmeden bu kurslara gitmek lazım. Bu kursların açılması, teşvik edilmesi lazım diye düşünüyorum, bilmiyorum ya da. Katılıyorum. Biz mesela 2012 zannediyorum. Hafif 2010... uzatalım programı çünkü arkası var biliyorum ben. Otel aransımızı kullanalım. 2010 yılında mı ne mesela, bunu bir projeyle örneklendirdik biz. Türkiye'de ilk defa Karatay Belediyesi ile birlikte izci oyun parkı yaptık. Bu oyunun konsepti bana aittir. Yani ben kendim çizdim. Tabii bir yani teknik ve yer aksaktan dolayı küçüldü vesaire falan oldu ama. Mesela biz böyle bir ta o zamanlardan bugüne kadar böyle bir şey, ama ileriye gitmedi tabii. Yani işte biz üniversiteye geçtik falan, milli eğitimden ayrıldık.
Orada böyle bir projemiz vardı. Hobi bahçelerinin yanında sağ olsun Mehmet Hançerli Bey 15 bin metrekare bir alan bize tahsis etti. Biz orada çocukların el becerilerini geliştirecek, kişisel becerilerini geliştirecek değişik oyun alanları yaptık. Oradaki amaç da şuydu, o hobi bahçelerine gelen çocukları orada gelip bu oyunları anneler babalar neyse hep birlikte, çünkü büyüklerin de oynayabileceği bir alan da tahsis ettik. Mesela kocaman bir salıncak yaptık. İki tane büyüklerin sallanacağı özellikle kendi çocukların kendi üreteceği ateşte kendi pişireceği bir ocak yaptık mesela. Yani karpuzun içerisinde yumurta kırmak, melemen yapmak mesela, bunu örnekledik. Neyse yani böyle bir şey yapmıştık ama proje orada kaldı yani. Çok da bir yere gidemedi, ileriye gidemedi yani. Hep hani kısır döngü içerisindeyiz ya. Yani. Evet. İnşallah böyle bir çalışma yapılabilir. İşte bu İnşallah. Dediğim gibi Meram Belediyesi'nin projesiyle Meram'daki okullar için düşünülmüş ama bu önemli Konya şans. Yayılabilir. Yaygınlaştırılabilir. Tabii Konya geneline yayınlanabilir. Yani ülkemizde gerçekten sınıf öğretmenlerimiz bile neler oynayabilecekleri hususunda çok da fazla bilgi sahibi değiller. Evet okul üniversitelerde belki alıyorlar ama bir kısır döngü içerisindeler. Fakültelerin müfredatlarına bile ders olarak konulması lazım. Yani önce onu düşünüyorum. Oyun mu ödev mi konusuna belki burada gelineceksek, dediğim gibi bu hikaye de yaşanmış bir hikaye sonuçta. Yani sevgili Doğan Cüceloğlu ağabeyimizin, hocamızın bir anısı bu. İşte bir gün bir konferansa gittiğinde, konferansın sonunda bir adam geliyor. Hocam elinizi öpebilir miyim falan diyor da, hayırdır falan diyor. İşte diyor 3 yıl önce diyor bir şirketin organize ettiği 2 günlük bir seminerde bizimle beraberdiniz. Orada demiştiniz ki diyor, bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Ve çocukluğunu doya doya yaşamamış bir insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin ve babanın da en önemli görevi çocuklarını doya doya yaşamasına olanak sağlamasıdır diye bir şey söylemiştiniz diyor. Ve hatta daha da ileri gittiniz. Bir ulusun en önemli görevi de çocukların çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktadır. Yani yaratmaktır diye söylemiştiniz diyor. Ben ondan sonra diyor oturdum, düşünmeye başladım. Kayseri'de oturuyorum diyor. Otobüste gidene kadar düşündüm. Ben ne yapıyorum eve gelince? İşte çocuğum bugün ödevini yaptın mı? Niye yapmadın? Çocuk benden kaçar oldu diyor. Sonra hanımla oturduk, bu durumdan bahsettim. Hanım, bir seminere gittim, işte bir hoca var, bize çocuklarınıza çocukluğunu doya doya yaşatın, bu imkanları sağlayın dedi. Ben artık çocuğuma ödev vesaire yap, şunu yap demeyeceğim, onunla oynamayacağım dedim diyor. Tabii hanım buna itiraz ediyor. Yani hani bütün çocuk ya isterse diyor 5 yıl okulda kalsın diyor adam, benim için çok önemli değil. Ama bu çocuk çocukluğunu yaşasın. Ben de onunla birlikte oyun oynayayım. Birlikte olayım. O güne kadar da hakikaten çocuk yani ödevlerini yapmayan, yani ders çalışmak istemeyen, hemen ders okurken ya da çalışırken çok çabuk sıkılan bir yapıya sahip bir çocuk ve sınıfın en sonlarında bir çocuk. Sürekli öğretmeni tarafından işte bu ders çalışmıyor, geç kalıyor, ödevlerini yapmıyor, işte evde yaptırın diye aileye şikayet eden de bir öğretmen var. Yani böyle bir çocuk. Diyor ki 3 gün falan diyor hanımla tartıştık diyor. Hanım itiraz etti yani, kimdir bu hoca, ya nasıl bir hocaymış, nasıl bir pedagogmuş, şöyleymiş böyleymiş. Ya, sonunda iş kopma noktasına geldi ama hanım da tamam artık ne yaparsan yap dedi. Ondan sonra hemen eşofmanımı, spor ayakkabılarımı kapının yanına koydum. Beraber işe gittik. Akşam eve geldiğimde çocuğuma şu soruyu sordum diyor. Oğlum bugün doya doya oynadın mı? Çocuk da bu soru karşısında dumura uğradı diyor. Yani ya nedir yani oyun mu? Yok baba oynamadım dedi diyor. Hadi oğlum çıkalım bir top oynayalım. Ben eşofmanlara gidip o da gidik. Beraber akşama kadar orada arkadaşlarını oyuna dahil ettik. Akşama kadar oynadık. Bu bir gün böyle, iki gün öyle, üç gün öyle. Sonra öğretmen bunları toplantıya çağırıyor tabi. Annesi gitmek istemiyor. Diyor ki ben gitmem, şimdi yine rezil olacağım falan. İyi diyor, ben giderim. Gittim diyor.
işte herkese bir şeyler anlattı. Ben yine en arkaya kaldım ki hani, çünkü oyun oynadık, biz hiç ders çalışmadık. Sadece işimiz gücümüz hep oyunla geçti. Çok değil yani, işte 2 hafta sonra, 3 hafta sonra bu toplantı yapılıyor diyor. En arkaya saklandım, en sona kaldım ki yani bana ne derse desin diye. Sonra sıra bana geldi. Ne yaptınız siz bu çocuğa dedi. Ben eyvah şimdi yandım, bittim, tamam böyle falan. Ne oldu falan. Dersleri mükemmel. Artık konuşuyor, soru soruyor, derse katılıyor. Çok aktif dinliyor. Notları çok mükemmel oldu. Yaptığım quizlerde çok iyi not aldı. Lütfen, lütfen söyleyin diyormuş. Yani bunlar siz ne yaptınız? Öğretmenin karşısına geçtim diyor, ağlamaya başladım. Ben diyor sadece oyun oynadım onunla yani diyor. Ona sevgimi verdim diyor. Sonra eve gelmiş işte böyle üzgün bir ağlamaklı gözyaşları hani kızarmış. Ben sana işte demedim mi işte şöyle böyle, onsa ağlamaya başladım diyor. Sonra sarıldım hanıma falan, ne oldu? Çok kötü dedi değil mi? Yok diyor. Dersleri çok başarılıymış. Çok yani en sınıfın en başarılı öğrencisi olmuş çocuk. Nasıl olmuşmuş yani, oyunla olmuş. Sonra işte kucaklaşmışlar orada. Şu cümleler çok önemli. Çocuklar gülsün diye, ez cümle söyleyelim. Çocuklar gülsün diye yaşayalım. Çünkü diyor insanın ana vatanı çocukluğudur. Evet. Çocukluktaki o güzeller ne kadar oynarlarsa, ne kadar gülerlerse, bu şekilde büyüyerek güler, mutlu bireyler olurlar. Büyükler mutlu olup gülümseyince de tüm ülke, tüm insanlık güler diyorum. Ve bu bağlamda çocukların gülmesine, çocukların oynamasına, çocukların oynayarak, gülerek, eğlenerek büyümesine hizmet eden kim varsa çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu konuları buralarda paylaştığınız için, radyo aracılığıyla bütün ailelere duyurduğunuz için, çocukların gülmesine hizmet ettiğiniz için, ayrıca Gençlik FM ailesine de sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz. Herkese selam olsun diyoruz. Yani çocukların gülmesine hizmet veren herkese selam olsun diyoruz. Değerli dostumuz Sayın Hocam Osman Bozdemir ile bir saat boyunca çocuklarımız ve oyunlar, çocukların gülmesi üzerine nasıl güldürürüz, nasıl mutlu ederiz, onları daha iyi, daha güzel nasıl yetiştiririz, bu konuda konuştuk. Hocam özetlediği işi, çocukların gülmesine yatırım yapın dedi. Yani oraya buraya para biriktirmek, para harcamak, evet bir şeyler alınır edilir ama çocuklarımızın çocukluğunu alabilmek, çocuklarımızın çocukluğuna yatırım yapabilmek, kendi çocukluğumuzu ve kendimizin de çocuk olduğunu hatırlayabilmek önemli dedi aslında, belki özetleyecek olursak. Ve geleneksel Türk çocuk oyunlarını, Anadolu çocuk oyunlarını da çocuklarımıza öğretmemizin yollarını aramamızı aslında bize satır aralarında hocam nasihatledi. Anne babalar olarak herhalde, öğretmenler olarak, eğitimciler olarak bize düşen görevlerin başında herhalde bize de ait değerleri, oyunları, oyunlarlar aracıyla öğretmek, aktarmak, taşımak olsa gerek. Bu manada hakikaten çabalayan, emek sarf eden herkese, kafa gönül yoran herkese de teşekkür ediyoruz. Başta böyle programımıza konuk olup Osman Bozdemir hocam gibi kıymetli insanların da bu konularda katkılarını da özellikle hatırlatmak gerekiyor. Sayın hocam, ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, emeklerinize sağlık. Güzel bir program olduğuna inanıyorum ben. Güzel şeylerden bahsettiniz. Bahsedilmesi gereken lüzumlu şeyler aslında bunlar. O kadar hengamenin içerisinde yaşıyoruz ki herkes işine gelip gidiyor. Çocuk bir tarafta, komşular bir tarafta, işte hayat bir tarafta. Evet. Herkes arabanın bir model daha üstünü almak adına çalışıyor. Evi yenilemek adına çalışıyor. Yoksa ev almak adına. Ama hadi çocukluğunu kurtar bakalım, çocuğunu kurtar. Valla üstad, işte dediğim gibi insana yatırım yapmak önemli. Şimdi kesinlikle, çocuğuna yaptığınız yatırım da geleceğinize yaptığınız yatırım aslında. Milletin, ümmetin geleceğine yatırım. Kesinlikle yani. Öyle. Bu bağlamda evet, çocuklarımıza yatırım yapalım yani. İnşallah. Dediğim gibi onlar hakikaten gülsünler, eğlensinler, ruhsal yapıları
sağlam bireyler olsunlar ki yarın büyüdüklerinde de bu sağlamlıklarıyla ülkelerine sahip çıksınlar. Neyi, neden, niçin yaptıklarının farkına varsınlar diyoruz. Biz tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Sizin gibiler. İyi ki var hocam. Sağlam Türkiye için, güçlü Türkiye için gülen çocuklar diyoruz o zaman. Değerli dostlar, haftaya pazartesi yine şehir konuşmalarında buluşuruz inşallah. Allah sağlık saat verirse. Hoşça kalın. Bizimle beraber olanlara da, olmayanlara da ayrı ayrı teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Şehir konuşmaları. Şehir konuşmaları sona erdi. Hazırlayan ve sunan Salih Gürbüz. Gürbüz.